Değerli arkadaşlar, herkese tekrar merhaba. Bir Almanca hikaye okuma ve Türkçe anlamlandırma dersinde tekrar birlikteyiz. Bugün yani okumaya çalışacağım kitap Das Römerzimmer ismi, Roma odası anlamında arkadaşlar kitabın ismi. A düzeyinde 600 kelime içeren basit bir kitap, fakat biraz karmaşık gelebilir size. Yani şunu demek istiyorum, özellikle geçmiş zamanı da kullanmaktadır. Hemen kitabı okumaya başlıyorum arkadaşlar. Evet. Kitabımızın ilk sayfası bu arkadaşlar, burada. Evet, böyle tam biraz büyütüyorum. Tamam. Das Schloss arkadaşlar, Schloss kale demek, şato demek. Evet, buradan başlıyorum. Dikkat edin. Das Schloss. Graf ze wohnte in einem schönen alten Schloss. Graf burada arkadaşlar kalenin, yani şatonun şeyi, sahibi. Evet. Wohnte, dikkat ederseniz wohnen, wohnte. Burada mesela bir geçmiş zaman duruma hakim arkadaşlar. In einem schönen alten Schloss. Graf arkadaşlar güzel, yaşlı, yani eski bir kalede yaşıyor. Evet, yaşıyordu. Wo in viele Menschen besuchten. Bu da dikkat ederseniz arkadaşlar, burada farklı bir cümle var. Yani burada grafı, yani kaleyi tasvir eden ikinci bir cümlecik var. Bu da orada wo, onun bağlacı arkadaşlar. Wo in viele Menschen besuchten. Yani o kaleyi birçok insan ziyaret etmekteydi. Peki biz bunu mesela şimdi nasıl çevireceğiz? Burada düz bir cümle var, fakat yani iki cümleden oluşur. Bir, bu sıfat öbeği. Evet. Yani burada graf birçok insanın ziyaret ettiği eski güzel bir kalede yaşıyordu. Evet. Einmal, bir gün, yani bir defasında, kam ein Fremder her. Bir yabancı adam geldi. Kam. Der über so wichtige Dinge mit dem Grafen zu sprechen. Dikkat ederseniz yine burada mesela der burada adamı kastetmektedir. Yani adamın sıfat öbeğidir. Über so wichtige Dinge mit dem Grafen zu sprechen hatta. Yani çok önemli konularla, önemli bir konuyu grafla konuşmak isteyen yabancı bir adam bir gün kaleye geldi. Evet, geldi arkadaşlar. Bu şekilde çeviriyoruz. Das sie in einem Tage nicht fertig werden konnte. Burada da mesela das, işte bu adamın mesela, yani bu yabancının konuşmak istediği, grafla konuşmak istediği konuyu sıfatlayan bir öbek cümlesi. Das sie in einem Tage nicht fertig werden könnten. Yani bu bir günde konuşulamayacak, bir günde çözümlenemeyecek olan bir konuyu işte grafla gelip konuşmak istiyordu. Deshalb, bu nedenle, ließ der Graf den Fremden am Abend nicht fortgehen. Bu nedenle graf, tamam, graf yabancıya, yani akşam gitmemesi için izin verdi. Evet, gitmemesi için izin verdi. Yani onu engelledi. Sondern onun yerine gab ihm ein Zimmer im Schloss. Ona arkadaşlar kaleden bir oda verdi. Evet, ein Zimmer im Schloss. Kaleden bir oda verdi. Ve schlafen konnte. Yani uyuyabileceği. İşte kalede uyuyabileceği bir oda verdi. Der Herr war damit zufrieden. Evet, bugün arkadaşlar unda kadar çeviriyorum. Der Herr war damit zufrieden. Bu nedenle de diyor yabancı mutluydu. Und ging früh auf sein Zimmer. Hemen diyor odasına diyor gitti. Um sich gut auszuruhen, yani iyi bir dinlenme yapabilmesi için, iyi dinlenmek için hemen odasına gitti. Here, orada işte odasında fand man, bulundu. Yani adam onu buldu. Yani birisi onu buldu. In, onu buldu. Am nächsten Morgen, yani bir sonraki sabah, tot, ölü olarak buldular. In bed, yani yatağında ölü olarak buldular. Resimde de arkadaşlar görüyorsunuz. Evet, resimde de görüyorsunuz. Yan sayfaya geçiyorum. Natürlich, doğal olarak gab das große Unruhe. Bu da diyor bir huzursuzluk meydana getirdi. Ein Arzt musste aus der Stadt geholt werden. Yani bir doktor diyor şehirden alınıp getirildi. Evet. Die Polizei kam, polis geldi. Man musste alle möchtigen Fragen beantworten. Yani olabildiği kadar birçok bu cinayetle alakalı, yani ölümle alakalı birçok soru cevaplanmalıydı. Bevoder tote ve gebrach werden dürfte. Yani ceset götürülmeden, ceset olay yerinden götürülmeden önce. Aber damit nicht genug. Yani fakat diyor, bununla birlikte diyor, her şey bitmiyor. Alle Menschen in der kleinen Stadt.
Diyor ki işte bu küçük şehirde bulunan insanlar, Vodaşlozlak, bu kalenin bulunduğu küçük şehirde bulunan insanlar. Evet arkadaşlar, diğer sayfaya geçiyorum. Wagen, evet, devam ediyorum. Wagen Beunruhigt, şehirde bulunan insanlar ne oldu? Huzursuz oldular. Beunruhigt, huzursuz olmak. Was hatte dem menne so plötzlich das Leben genommen? Was hatte dem menne so plötzlich das Leben genommen? Yani ne oldu da mesela bu genç insan, yani bu insanın hayatına sebep oldu? Ne bunun hayatını alan ne? Yani bunun ölümüne sebep olan ne? Onu merak ediyorlar. Er war etwa wie sie Jahre alt. Diyor ki bu adam 40 yaşındaydı. Und ein gesunder Mensch, ve çok sağlıklı bir insandı. Der Arzt sagte, yani doktor dedi ki Herzschlag, kalp krizi. Da erkeğinin anderen Grund finden konnte. Çünkü cesede baktığı, yani cesette farklı bir neden bulamadı. Erkeğinin anderen Grund, yani farklı bir neden finden konnte, bulamadı. Irgendetwas, yani bir şey muss ein Arzt ya meinen und schreiben. Yani diyor ki burada, yani doktor ein Arzt, evet ein Arzt muhakkak diyor bir şeyler diyor yazmak zorundaydı. Ben er über den Tod eines Menschen eine Erklärung abgeben soll. Yani bir cesedin, bir insanın cesediyle karşılaştığında o cesedin, yani o ölümün neden gerçekleştiğini yazmak zorundaydı. Natürlich hat er auch daran gedacht. Doğal olarak o da bu konuyu düşündü. Das der Fahem der sich vielleicht selbst das Leben genommen hatte. Yani o da bu insanın kendi hayatına son vermiş olduğunu ne yapmış? Yani düşünmüş olabilir. Aber der Mann hatte seine Reise am Tage vorher so ruhig. Fakat diyor ki, aber der Mann hatte seine Reise am Tage vorher so ruhig. Yani diyor ki burada, yani bu adam mesela, yani bu seyahatine çıkmadan önce vorher so ruhig, yani çok sakindi, çok durgundu. Und natürlich vorbereitet, ve doğal olarak önceden bu seyahati için hazırlanmıştı. Das man so etwas gar nicht glauben konnte. Bunun dışında mesela insan diyor bir şey düşünemiyor. Gar nicht glauben konnte. Niemand, evet, kimse, niemand wusste, kimse bilmiyordu, wie man den plötzlichen Tod erklären sollte. Yani bu hızlı gelişen ölümü hızlı bir şekilde mesela açıklamayı kimse bilmiyor. Yani neyle açıklanacağını kimse bilmiyordu. Und das gab dem Grafen so wie den Leuten im Schloss, wie er so denken. Ve bu nedenle mesela Graf ve kalede bulunan diyor insanlar, oturdular, bunun nedenlerini mesela tartıştılar, konuştular, düşündüler yani. Evet, düşündüler. Daşlos liegt ziemlich einsam in der Nähe. Arkadaşlar, Daşlos liegt ziemlich einsam in der Nähe eines deutschen Gebirges. Yani burada diyor kale, yani şey şato, bir Alman dağ sırasının eteklerinde mesela yerleşmiştir. Aziz Einscher. Evet, altes Haus, eski bir evdir. Men erzalt, yani insanlar açıklıyor ki, das der älteste Teil des Hauses, zu der Teil gebaut wurde. Yani bu çok eski zamanlarda bir ev, eski insanlar tarafından yapılmış, eski dönemde yapılmış. As the Romer im Landen waren, ta ki mesela Romalıların bu bölgede kaldığı dönemde yapılmış bir ev. Leute, insanlar düşünüyor ki, dies sich auf diese Dinge verstehen, bu olayları anlayabilmek için das bir möglich. Yani halten das bir möglich. Bunun mesela yani olabileceğini düşünüyor, bir hayaletin olabileceğini düşünüyorlar. Das Zimmer von dem hier ersatz wird, yani odanın, yani bu hikayede geçen odanın yani bu hikayede anlatılan oda, lakin diesem alten Teil des Schlosses, yani Romalıların bu dönemde kaldığı kalenin bölümünde yer alan bir oda. Evet. Und wurde darum das Römer Zimmer genannt. Ve bu nedenle de buradaki insanlar bu odaya Roma odası diyorlar. Onu Roma odası diye isimlendiriyorlar genelde. Natürlich hatte dieses alte Schloss auch sein Gespenst. Doğal olarak da diyor, hatta dieses alte Schloss, bu eski kalenin de yani bir hayaleti var. Evet, Gespenst arkadaşlar burada resimde gösteriyor. Es hatte nichts zu sagen. Yani artık söylemeye gerek yok. Ob jemand das Gespenst wirklich gesehen hatte. Yani bu odada bir hayalet gördüler mi, görmediler mi? Bunu artık bir söylemeye gerek yok. Die Leute im Schloss wussten vom Gespenst zu erzählen. Evet, hatta diyelim arkadaşlar burada artık bir sonraki videoda devam edeceğiz. Ama ben yine okumaya çalışayım. Es hatta nichts zu sagen, ob jemand das Gespenst bir gesehen hatte. Yani bunu söylemeye gerek yok. Yani birisi bu hayaleti gördü mü, görmedi mi? Önemli değil. Evet. Bir sonraki videoda devam ediyoruz arkadaşlar.
Kolay gelsin.